Erdem isimli aynı nakaratı söylerken buluyorum. Çünkü girdik programa. Dilek hocam dedi ki ya benim bir selfam var. Ay hocam dedim var işte. Bana aynen şöyle dedi. Ama canım o peçete ben yani markaya gidiyor marka öyle biliyor yani mendil. Ben mendil istiyorum. Ben dedim ki Allah beni kahretmesin. Kadın tabii Nişantaşı kadını. Ya ben de Nişantaşı'nda büyüdüm. Ben de eğitimliyim. Ama beni de aldırın. Bak daha önemlisi var. Böyle ipek, pamuk ipek mendil ve üzerinde ismin soyadının harfleri falan. Tamam dürüst olalım. Dürüst mendil attınız mı erkeklere? Hayır. Sahnede attım ama. Ama sahneyi saymıyorsunuz. Sahnede Afitap oynamıştım şehir tiyatrolarındayken. 1973'te bak şimdi nereden nereye çıktı. Böyle Beyoğlu'na yürüyemiyorum. Oynadığım rolde Afitap, müthiş Toron Karacaoğlu, Necdet Mahfi falan öyle oynuyoruz. Engin Uludağ sahneye koymuş. Abicim bir mendil atıyordum yere. Arkadan çıkıp böyle çok güzel bir mizansen yapmıştı. Seyircinin arasına yürüyorum. 700 kişilik bir tiyatro. Sonra da böyle şey içinde. Sonra pat diye mendili atıyorum. Alkış kopuyor. Sahneye başlıyor. Bir sıcaklık bir şey. Öyle mendiller yani mendil atacak devirde olsam atardım. Tiyatroda attığı mendili anlatıyor. Yemin ediyorum 79 yaşında 300 gün sonra 80 olacak. Onu söylüyorum. Aha ben bir dakika, söyleyeceğim bir onu. Bir dakika ama bir dakika bir dakika çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kadın tam bir idol. Niye idol biliyor musunuz? Bakın. O dönemlerin, şimdi kendisi anlatacak ama ben çok heyecanlıyım bu konuda. O dönemin Nişantaşı'ndaki kalbur üstü bir ailenin kızı. Geniş bir aile, sülale yani. Böyle Şişli Terakkiler'de okumuş, böyle bir kadın. 16 yaşında tak evleniyor. 2 yıl evli kalıyor 18'inde ve böyle bir ailenin kızı. Bakın bu çocuk gelin hikayesi sadece sosyoekonomik açıdan daha geride gördüğümüz ailelerin sorunu değil. Hayır. Sonra bir de 17 yaşında anne oluyor. O kadar küçük, daha reşit bile değil, daha kız çocuğu. Anne oluyor ama sonra 18'inde boşanıyor ve sonra... Boşanmıyor 18'inde, 22'de boşanıyor. Ay tamam hocam niye şu bir dakika 22'de boşanıyor. 22'de. Bu kadından bir tiyatro divası çıkıyor. Dilek Türker çıkıyor. Bu kadın kendini yaratıyor. Ama buyurun bundan sonra söz getir annem o mendili alalım biz tamam. Dilek Hanım. Getir şekerim getir. Tamam, bizim peçetemizi. Tamam, buyurun. Ay, bu o da... sizin zarif. Nazik, zarif değil de. İpeksi teninize dokunan. O ipeksi... Daha yumuşak. Bunun tuşesi daha güzel. Dokunuşu yani. Her sabah buzla masaj yapıyormuş. Dedim ki bu güzellik, bu gençlik nedir? Her sabah buzla masaj yaparım dedi. Bir de seviyorum. Bir de kıskanmıyorum hayatımda. Sizin gibi güzel kadınları gördüğüm zaman da mutlu oluyorum. Güzel erkekleri görünce de mutlu oluyorum. Güzel çocukları görünce onları da seviyorum. İçim aşk dolu. Yaşam sevinci dolu. İnadına vazgeçmiyorum yaşamaktan. Eşiklerde durmayama rağmen ağsız trapez yapan 95 kiloluk birisi olarak kendimi 95 değilsem şimdi o zaman 95'tim. Şimdi 95 değilim ama yani yakınım 90 kiloyum. Tabii ama belli etmiyor tabii. Çünkü çok şey mütenasip gördüğünüz gibi hareketli de olmak. Bir şey işaret ediyorsun. Taş gibi diyorum. Buradan seyirciye yapıyorum. Taş gibi yapıyorum. Falan değil. Sevgilim bak. Taş gibi olmak önemli değil. Taş. Sallanıyor buraları falan filan. Ama o kadar sallansın. Ama hiçbir zaman bunları sevmekten vazgeçmedim. Kırışığımı buradan sarkan. Bak burası buruştu abi. Bunları görmekten, bunları okşamaktan, bunlara sahip olmaktan ve sevmekten. Hayata ait olan o biyolojik hadiseyi yaşarken olumsuz görülen değerleri olumsuz olarak değil, o hadisenin içinde doğanın bir parçası olarak görerek, severek kendimi böyle tutuyorum. Size kurban oluruz. Ah canım benim. Bu kadar. Bak kurbanı katıya kabul etme. Aristokrat konuşan kadını da ben böyle halk tipi. Kurban olurum hocam. Ben aristokrat mı konuşuyorum aslında? Ha böyle ama çok güzel konuşuyorsunuz. Böyle ağzımıza. Şimdi oradan Onur'un oturuşa bakar mısınız? Onur eğer böyle oturuyorsa sohbete bayılmıştır. Buster language diyorlar. Onur ikiye katlandı. Şimdi bir tane. Yani şöyle bir şey var.
Ben hayatımda sevgiyi ihmal etmedim bir. Bir de çok önemli bir şey var. Bak, galiba acıyı bal eylemesini becerdim. Aşıklar toplumuyuz ya biz, onu çok severim o şairi. Acıyı bal eylemek. Almanya'da 12 yıl tiyatro yaptığımda özgün işler yaptım orada, projeler kabul ettirdim. Orada da öyle başlıyordum. Acıyı bal eyleyen kadınlar. Yani ekmek parası için başka bir kültürde, başka bir hayatın içinde mücadele eden emekçi kadınların Alman yabancılar kültürüyle olan mücadelesini anlatırken de acıyı bal eylemenin en büyük güç olduğunu, savaşmak için en büyük güç, acıdan mazoşist olmaktan bahsetmiyorum. Hayır, tabii. Yani beslenmek için ille bir acı çekelim, hadi bana bir tokat vur, ben daha iyi konuşayım, yok yani. Yani tabii, mümkün değil. Taş olurum. Taş olurum tabii. Ama yani galiba vazgeçmedim. Bir de 16 yaşında evlendirildim ama ben 4 yaşında okula başladım. Üstün zekalı bir çocuktum. Daimi Leyli, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu'nda Daimi Leyli. Hafta sonları çıkamıyorum. 4,5 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında çocuklara okuma yazma öğretiyorum. Ve yalnız kalıyorum hafta sonlarında. Ağaçlarla konuşurdum. Siz 4,5 yaşınızda hafta sonları eve çıkamayıp okulda yalnız kalıyordunuz. Kitabımda onlar var, o sahneler. Ama onlar bana baba bir şeyleri, yani ben gücü öğretti. Ben güçlü olmayı öğrendim, yani şeyi öğrendim. Hayatın içinde bir şeyleri keşfetmeyi, kendimi keşfetmeyi öğrendim orada. Ağaçlarla konuşurken güç almayı, yani doğaya sarılmayı. Ağaçları çok severim. Ağaçlarla çok konuşurum ben. Hep hala da öyle. Yani burada bile yürüyüşe çıktığım zaman falan, ki çok yürüyemiyorum, bastonla yürüyorum. Bir dakika, bastonuma. Ya çok özür dilerim. Neden böyle bir karar verdi aileniz? Babam 2,5 neden yaşında, sizi hafta 2,5 sonları yaşında kaybettik. Evet. Babam yani Cumhuriyet tarihinin şeyini, Cumhuriyet'ten sonra bir askeri mühendis. Kurmay mühendis, Kırıkkale Silah Fabrikası'nın müdürü falan, yani böyle şey, bir entelektüel bir adammış oğlum. O zaman da bir tuhaf, yani iki dil biliyor falan, Fransızca, annem hocalar tutuyor falan. 2,5 yaşında kaybedince annem, tabii gençti babamdan, çok gençti, küçüktü. O da şey bir kadındı, yani iyi okumuş, Cumhuriyet Lisesi'ni bitirmiş falan. Evlendi yeniden. Ondan gittik okula. Daha rahat yaşamak için. Seni ağlatmak için gelmedim ben buraya. Yani ne yapalım? Yani şey mi? O evlenince, yeni evlendiği adam sizi istemedi mi? Hayır hayır. Adamın öyle bir şey yok. Fakat annem kendini daha özgür hissetmek istedi. Onun üzerine dayım müdahale etti zaten. Dayım da bir şey, misyoner. 42 okul kurmuş Anadolu'da. Bir eğitimci. Beni kucakladı, aldı, götürdü ve hayatımın en güzel yıllarını 6 yaşına kadar, 6'da yani 5 yaşından 7 yaşına kadar dayımın yanında, köyde yaşadım. Onun yaptığı okulda, orada kütüphanede 3000 kitaplık bir kütüphane yapmış. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bir okul bundan daha büyük bir şey. Kütüphane, mazot kokardı o tahtalar falan, mazotla silinir ama kütüphanesi var. Her şeyi okudum orada. Tabii okuma yazma falan, her şeyi. Neyse, bu çok uzun şeyler. Bunlar kitapta yazıyor. Bunları açtık, sonra döndüm. Annem bir tekrar aldı beni. Kaç yaşındaydınız aldığında tekrar? 7 yaşında aldım. Sonra ben okula başladım. Ve Erşiş Terakki Lisesi, düşün... Nişantaşı'nda oturuyoruz. Bugün olan yer Şiş Terakki o zaman. O ben Işık'ta gene aynı yerdeydi. Ve orada da Leyli olarak verildim ben okula. Ne demek o?
Leyli yani yatılı. Yatılı tamam. Yatılı. O zaman Leyli mi deniyordu? Leyli deniyordu tabii. Leyli Mecrani vardır bir de. Leyli Mecrani de yani parasız yatılı. İşte neyse onlardan sonra da çok dramatik bir aile çöküşü yaşandı. Annemin rahatsızlıkları oldu. Ona barıştık sonra. O başka bir şey şu anne. Okay, siz anlatın. Resimler var arka tamam. Tarafında. Sonra? Sonra işte valla parasız kalındı. Annem elindeki bütün malları satarak kendi lüksünü devam ettirdi. Hı hı. Yani ben kendi derken beni de çok rahat yaşıyorduk. Evde yardımcılar şu bu falan. Sonra yardımcının sayısı azaldı. Sonra yardımcısız kılındı. Hı hı. Ondan sonra annemin seyahatleri özel Ortaköy Şifa Yurdu'ndaki senelik 2 aylık şeyleri falan tedavileri azaldı. Ve dediler ki evlendirmek. 16 yaşındasınız 16 bu arada. 16 yaşındayım. Yani elde kalan son maldım ben. Bunun için de artık ben yani o günün şartları, o olayları hepsini o travmalar, travma diyorlar şimdi çocuklar gidiyorlar. Yani o travmaları falan siz atlatabiliyorsunuz. Nasıl atlatabiliyorsunuz biliyor musunuz? Kendinizi keşfederek, evliliğimdeki ilk eşim aslında son derece de Allah rahmet eylesin, değerli bir insandı, bir mimardı. Bana aşık oldu yolda görüp. Çok büyük bir aşk hikayesi. Benimle görüşebilmek için evlendi yani benimle. Sonra da 16 yaşında evlenip 17 yaşında anne oldunuz. Anne oldum. Anne oldum. İyi ki de olmuşum ama. Biliyor musun? Aslında önceleri kavrayamıyorsun. Çok zor geliyor. Bir de değiştirmek istiyorsun. Bir de biraz tabii kafam başka türlü çalışıyor. Ben çok okurdum. Yani beni psikiyatra götürmeye kalktılar 10 yaşındayken. Andrejit falan okumaya başlamıştım ben. Ben de o yıllarda okudum. Yani ama normal değil. Değildim, Sartre okurdum. Demek ki biraz tanışıyoruz. Yani hafif bir tanışıklık var. Aramızda bir hoşluk var. Akrabalık var sizinle. Değerli. Ne güzel. Değerli Aslı Şafak sizinle bir akrabalık olduğunu hissediyorum. Ne güzel. Biz kadın olarak maceram büyük. Çok. Çok büyük. Çok büyük ama şanslarım da var. Ve de gençlere de ben bu didaktik bir şey değil ama bunu söyleyeyim. Seçme kabiliyeti çok önemli. Seçim. Özgürlük o. Seçim çok önemli. Şimdi tiyatrocu olmak istiyorum. Ben kendimi 5 yaşında şeyler kurup o işte köyde baba eskide şey kurmuşum merdivenlere okulun lüks lambalarının altında piyes yazıp oynuyordum. Sahneler kurup. Evet sahne kurup. Herkes de bütün şey tapu memuru orada, şey orada, öğretmenler orada falan beni seyrediyorlar. Ve hala da kendimi seyrettirmeye devam etmeye çalışıyorum. Çünkü çok seviyorum bu işi. Ne yapacaktınız ki hocam? Küçücük çocuksunuz. göstermek istiyorsunuz kendinizi. Anne görmüyor ki, anne uzakta. Kimse görmüyor ki, baba yok. Yani bu beni görün dünya demek. Evet. Evet. Ey dünya beni gör bak ben buradayım ve yaşamaya çalışıyorum. Ben şimdi çok güzel bir şey söyledin. Ben şu anda burada bu programda da yine aynı yerdeyim sanki. Geldim Aslı Şafak ya ben dünya beni görsün istiyorum ne olur. Aynı duygu hala var. Yani ey beni görün bakın ben 80 yaşına geliyorum. 300 gün var umut doluyum. Umutlarımdan, hayallerimden asla vazgeçmedim. Hayal kurmaya da devam ediyorum. 50 tane hastalık varsa var, yaşın getirdiği var. Hiç umurumda değil. Yani hiç ben onlara rağmen gidiyorum. Çünkü sevmek istiyorum. Oh seviyorum da. Hayatı seviyorum. Yani sizin o gözlerinizin ışığına kurban olayım diyeceğim ya kurban olayım niye bağladım kurban diyecek. Kurbanı yasaklıyorum kurban olayım. Yatayım lafını. Şurada kesin beni. Öyle değil ama hayır yani. Kurban olmayı yasaklıyorum. Çünkü hayatımda tek kabul etmediğim. Kurban rolü. Kurban rolü.
Evet doğru. Siz hiç öyle kurban olmadı. Rolünden beslenmediniz. Hayır. Hiç beslenmedim. Hiç de fedakarlık lafını da sevmem. Hı-hı. Ben fedakarlık falan etmem. Ben istediğim için, ondan haz duyduğum için yaparım. Şöyle bir şey oldu. Peki dürüst olun. Dürüst olun. Fedakarlık etmem diyorsunuz ama o küçücük yaşınızda bile, çocukken bile fedakarlık etmeyi kendinize yakıştırmamışsınız. Evet, vakur bir duruşunuz var. Tamam. Evet. Ama o fedakarlığı ben bunu seçtiğim içine döndürmüş olamaz mısınız bilinçaltında? Tabii o dar azar zaten. Yani aslında fedakarlık ama o var, anneye tabii. Bir problem yaratmama durumu bile 4,5 yaşında bir fedakarlıktır hocam. Yani fedakarlık ama o bilinçli yapılan bir fedakarlık değil. İşte. Kendiliğinden olan bir fedakarlık. Ona artık feda sözcüğü var ya. Hı hı. O bana olumsuz gibi geliyor, olumsuz kavram ya. Onun için bir şeyleri feda ederek değil, bir şeyleri bilerek, isteyerek şimdi dursun diye bu tarafa koyup önceliği başka şeye tanımak. Siz başıma. Çözüm odaklı bir kadınsınız. Evet. Yani, ve barış odaklı. Evet. Evet. Çözüme odaklanıyorsunuz, soruna değil. Aynen yani öyle. Dolayısıyla aynen bu sizin öyle. Bakış açınız, hayattaki var olma şekliniz. Evet öyle. Ondan kaynaklı zaten kurban rolü olmaz. Siz istemezsiniz. Hayır asla. Ya, o yüzden çözüme odaklandığınız için ben tamam, koşullar bu. Matematik bir kadınsınız. Koşullar bu. Aynen öyle. Bu evet. Tamam. Kızım şimdi buradan nasıl çıkacağız? Bu. Aynen öyle. Yani hep bütün hayatım boyunca. Yani matematik ama şöyle değil. Yani bir şeyleri önceden hesaplayarak ben yani size şöyle söylersem. Yok, asıl Şafak da beni böyle sever. Bu hesap asla. Matematik şey çözüm odaklı olmak. Çözüm kavramı doğru. Doğru şey bu nokta doğru. Çözüm. Çözümü de kavgayı da barışla yapmak. Barışla kavga nasıl olur? Bu kadar çelişki olur mu? Nezaketle ve zarafetle olur. Bravo. O kavgayı hatta bravo. Tırnak içinde savaşı barışla yapabilirsiniz. Bravo. Yani hiç kendinizi bozmadan. Evet. Bozduğunuz hiç olmuyor mu? Yani böyle bir küfür ettiğiniz falan hiç olmadı mı? Ben küfrederim. Ha. Çok güzel küfür. Böyle bozarak daldığınız falan hiç olmadı mı? Ben bir iki defa öyle küfrettim. Hatta meydanlarda küfrettiğim olur. Ben böyle bayağı ateşli bir şeydim yani. İnşallah ben de öyle küfredeceğim ya. Çok istiyorum. Fakat ben biliyor musunuz şanslıydım. Neden? Seçimden bak orayı tamamlayayım. Ben gittim Muhsin Ertuğrul'un kapısını çaldım. Kendi kendinize. Evet. Şimdi bu randevu almadan 18 yaşında birden karar verdim. Evlisiniz. Çocuk evliyim. Kucağınızda doğmuş. Çocuk kucağımda doğmuş ama evde bakıcılar var. Bilmem nesi var. Bakıcısı var. Başka yardımcı var falan. Böyle bir hayatta. Ben kocama dedim ki bana çok aşık, beni de çok seviyor. Ya dedim ben dedim şey yapacağım. Artist olacağım. Tiyatrocu olacağım. Enteresan bir adamdı. Ol dedi. Çok kabiliyetlisin. Ol dedi. Kültürlü de bir adamdı falan yani. Öyle bir şansım oldu. Kıymetli bir şeydi. Mimardı. Kişilikli. Ama adamı terk ettim yani. Terk ettim. Ne yapayım? Çünkü hayatı tanımak başka türlü. Hı. Özgür yaşamak istiyordum. Onlar da çok bedel ödetti. Ha, Muhsin Bey'i seçip karar veriyorum. Ben diyorum ki Muhsin Ertuğrul Bey. Dram bak, onu hep anlatırım. Çok şekerdir bu. Dram tiyatrosu. Tepebaşı Dram tiyatrosu. Şimdi berbat bir şey oldu orası. Park yeri. Hmm. Yani canına evet, evet. Okundu o tarihi, o güzelim binanın. Dram tiyatrosunun kapısının içeri giriyorum. Yerde tarzlar var ve kırmızı halılar var. Kırmızı halının üstünden yürüyorum. Diyorum ki bir bakıyorum karşıdan biri. Ama o zaman ben de saçlar buraya kadar sapsarı ama bu pasaport diyordum buna. Yani bunu görene geçler diyorum yani nasıl olsa. Öyle zannediyorum. Değilmiş öyle. Muhsin Bey beni yerden yere vurdu. Çok müteşekkirim tabii. Yani ışıklar içinde yatsın. Giriyorum içeri diyorum ki Muhsin Bey'in kapısı nerede?
Herkes korkarak onun önünden geçerken herkesin ödü kopuyor. Ayağının ucuna basarak geçiyorlar kapısının önünde. Ben vuruyorum kapıyı. Gel diye bir ses. Muhsin Bey. Biraz inceydi sesi. Şöyle bir uzattım başımı. Gelebilir miyim? Bir saniye. Geldin. Teşekkür ederim efendim. Efendim benim adım Dilek. Ben dedim şuurumun tekamül ettiği andan itibaren oyuncu olmak istiyorum. Aktrist olmak. Oyuncu da demin. Aktrist olmak istiyorum efendim dedim. Muzmi ya dedi. Buna Türkiye'de karar verebilecek tek kişi sizsiniz. Onun için size geldim. Size 6 ay mühlet veriyorum. Beni 6 ay deneyebilirsiniz. Tövbe bismillah, yürek yemişlik bu olsa gerek. Evet. Muhsin Bey, olur muyum olmaz mıyım söylersiniz. Muhsin Bey dedi ki, olursun dedi. Şimdi git sahne amirliğine, adını, soyadını, telefon numaranı, adresini bırak, seni arayacaklar dedi. Şimdi o zaman da beni gören, yani sokakta falan bir daha bakıyor, peşime takılıyor falan filan öyle. Hani herkes etkilenmesi mecburidir dedi görünce. Öyle düşünüyorum o zaman. 18 yaş çünkü. Muhsin Bey beni Hamit Akınlı'ya gönderdi bir hafta sonra Dernar'da Alba'nın evine. Adam suratıma bile bakmayıp paçavraları beni sardılar. Orada böyle sürünen kadınları baş sağlığı için geçtim. Muhsin Bey kaçırmak için beni her şeyi yaptı. Bir gecede iki figürasyona çıkardı pis, çirkin şeylerle ve inat ettiğimi görünce Muhsin Bey bana 6 ay sonra başrol verdi. 6 ay sonra? Muhsin Bey, Güngör Dilmen'in Bakalar adlı, Amerika'dan yeni gelmişti o zaman ve bütün şehir tiyatrosu, aktrisleri, Nur Sabuncular, Ayla Alganlar hepsi oradalar. Oynuyorlar. Beni orada başladım. Ondan sonra şan dersleri, eskrim dersleri. Bütün Gönül Çapan'a bütün dedi mitoloji şeyi, tiyatro ile ilgili okumadık. Benim okuyup okumadığım sonra müthiş bir eğitime girdim ben aynı zamanda. Bir yandan eskrim yapıyorum, şanı öğreniyorum. Provalara gidiyorum, rol oynuyorum. Geceleri sürünüyorum. Ondan sonra da verem oldum falan. Onlar var işte yani falan filan. Hepsini çıkarıp gidiyoruz. Yani seçim Muhsin Bey'e gitmeseydiniz olmayacaktı. Demek ki ne yapıyoruz? Seçim. Hı hı. Becermişim. Aferin bana. Bir kere seçim zaten yolunu seçmekle başlıyor önce. Ben oyuncu olacağım. Aktris olacağım pardon. Aktris. Diye başlıyor. Aktris. Sonra bunun yolu nereden geçer diye devam ediyor. Ha, evet. O dönemin en yukarıdaki ismi Muhsin Ertuğrul. Aynen. Ben bu adama gideyim diye devam ediyor. İşte seçimler arka arkaya geliyor. Ondan sonra sana yerden yere vuran bir yani Roma şeyi gibi, Isparta kamçıları kamçısı gibi Muhsin Bey beni yerden yere vurarak eğittirdi. Ama dedi ki yarım kilo almayacaksın. Hı. Bakın vazgeçmemek. Sen dedi bir star olacaksın. Yarım kilo bile almayacaksın. Buldum balık eti böyle hep. İşte iri göğüslü falan filan. Ben verem oldum. Muhsin Bey bunu söylüyorsun. 40 kilo aldım. Yarım kilo ve 40 kilo arasındaki farkı rica ediyorum. Ne yaptı? Ne yaptı? Ben zaten 8 ay böyle sırt üstü yatamıyordum ağrıdan. Ciğerlerim ağrıyordu falan. O hale geldim. Neyse onlar ayrı uzun hikayeler. Kalktım 40 kilo almış vaziyette. Böyle bir balon, bülbül yutmuş fil gibiydim yani. Ondan sonra şey yaptı. Baktı Muhsin Bey, figürasyona gönderdi beni. Yine. Geri. Figürasyona gönderdi. Kabul edildi. Hiç çutum çıkmadı. O figürasyonda 2 ay sonra ben Shakespeare'de başrollerden birini oynadım. Neyi oynamıştın? Emilia'yı oynadım. Otello'da Emilia'yı oynadım. Otello'daki Emilia. Şimdi Iago var, Emilia var, Desdemona ve tabii Otello. İyi bir rol. Tabii. Tabii çok da zor bir rol. Falan Şadım Ayşin oynuyor, hastalandı. Hiç provasız beni elimde kitapla çıkardılar. Ve işte böyle müthiş hadiseler, şeyler. Ve şimdi gelelim
bugün neler yaptığımı anlatayım. Ama bu kadar yıl böyle geçiyor. Dilek Türker her zaman için mücadelesini devam ettiriyor. Oyunla tiyatrosu var. Kaç yıl oldu tiyatro? 34 yıldır bir özel tiyatro. Hiç evet. Ara vermeden. Evet, hiç ara vermeden. 12 oyun yazdırdım. Yayın yazdırdığım yazarlar Aziz Nesin, evet. Neziha Aras, Atol Behramoğlu, Rekin Teksoy. Yani yazarlar da böyle kadın Melisa Gürpınar. Kadın hep en yukarıya evet. Bayrağı dikiyor yani. İdelerim de hep benden geliyor. Ben gidiyorum seçiyorum. Ve şimdi Aziz Nesin, Neziha Aras ne kadar farklı değil, iki kişilik değil mi? Yani şeyleri de farklı tabii. Bütün dünya evet. Görüşüyor, farklı zannediyorsun. Evet. Hayır, ilkeleriyle, dürüstlükleriyle. Dünyaya bakışlarındaki birçok doğru kavram olarak içselleştirdikleriyle birbirlerine çok benziyorlar. Ama zaten ideoloji birbirinden aykırı olmak durumu değildir ki. Biri sağda biri solda olabilir ama insan odaklı, canlı odaklı aynı yerde dururlar ve ya. Vicdanlı bir şekilde, adaletli bir şekilde ah ne güzel. Aynı yerden bakarlar. Bunun sağ solu yok ki. Vicdanlı ve adaletli yani. Ne güzel. Bak bu kavramları... Bu kavramları nasıl bir tüm bu topluma kadınlarımızın işte vicdanlı ve dişiliğin bir özelliği ne? Hı hı. Nedir? Dişi şefkatlidir, koruyucudur, caziptir, etkileyicidir. Nasıl olursa dişiliğinin hakikaten... Dişiliğinin önemli bir güç olduğunu ve bu dişiliğin içinde sadece seksi bir çekim gücü enerjisi değil, bu dişiliğin içinde şefkat, koruyuculuk, sevgi, dünyayı güzellemek, o koruyuculuğun içinde güzeli korumak, sevmek bunlar var. Onun için kadın güçlüdür. Kadın güçlüdür. Yani hakikaten acayip ben kendime bakıyorum ne kadar şeymişim. Bana hep güçlü diyorlar. Hakikaten güçlüyüm yani. Parasızlıkla da mücadele ettim. Ama gene mesela bugün size geleceğim diye çok telaşlandım. Acaba ne giyebilirim? Nasıl güzel görünmem lazım? Ay nasıl yapsam da 80'li yani seyredilir hale getirsem. Aşk olsun, aşk olsun. Hiç bizim seyircimiz şu anda benim gözüme bakıyorlar. Biz böyle miyiz arkadaşlar ya? Aa, değilsiniz. Vallahi biz hiç yaş ayrımcılığı yapıyor muyuz bugüne kadar? Yaş ayrımcılığı değil de tabii her gerçeğin bir şeyi var. Yani kabullenilişi var. Hı hı. Şimdi herkes yaşını benim gibi kabullenmiyor. Ben kabullenmiyorum mesela hiç öyle. Asla ve kat'a kabullenmiyorum. Ben şöyle kabulleniyorum, bana ne diyor? Bana ne derken? Bana ne yani 80'in bana ne ben niye 30? Kime ne acaba peki? Kime size ne? Neyse kime ne yani hani. Bana ne çok önemli, bana ne daha önemli. Ya. Tabii çünkü bana ne dediğin zaman yani o rakamdan bana ne diyorum yani ben. Hmm. O rakamdan bana ne? Bakın bana baktığınız zaman ben şimdi gülebiliyorum. Her şartta kuşun kanadına görebiliyorum. Şeyin içinden geçer merdivenlerden aşağı inerken ay yeşil yaprak gördüm orada taşın üstünde demirin paslı demirin önünde coşku var. Aziz Nesin benim için öyle derdi, onu söyleyeyim. Ruhu bedenine, bedeni kendine sığmayan coşkular prensesi derdi. Ben çok coşkulu yani coşkudan çatlayacağım, öyle bir şey var. Ve orada bana ne o zaman yaştan bu kadar coşkulu bir insan ne olacak yani? Bana ne rakamdan? Bana ne? Ben şimdi valla bakalım kapıdan içeri girdim. Burada bir sürü genç insan var. Hepsiyle flört ettim. Aa! Evet. Çenerimiz yani, olmadı. Flört tabii. Çünkü neden? Güzel gözlerle bakıyorlar. İyi hoş geldin diyorlar. Ben hoş geldinini bu kadar güzel bir hoş geldinle nasıl flört etmem? Bir de gençlik biraz burada, biraz da bakıştadır. Nasıl bakacağız? Flört ederken nasıl bakayım ben? Ben bilmem. İçinden gelecek o. O öyle ısmarlama öğretilmez. O işte olmaz. O bir alta benzer. Ay içime fenalık geldi.
Kaç böyle. Demin çok güzel bakıyordun mesela. Bir de nasıl bakıyordum ben demin? Demin böyle bakıyordum. Öyle bakalım böyle şöyle şey haydi gibi. Haydi gibi işte o haydi gibi haline herkes bayılıyor ama. Ben hiç kendime bayılmıyorum. Böyle gözler koca koca. Ben çok beğeniyorum, şöyle. Çok beğeniyorum. Yani Dilek Hanım. Ben şimdi ben de o zaman size ben de biraz öyle davransam ne kadar antipatik olurum kendime. Çok memnun oldum efendim. Ben halbuki ben öyle bakmıyorum. Böyle bir şey soracağım. Bastonunuz ne kadar şık. Değil mi? Bu benim... Şal da senin mi o ben buradan? Bakınız. Çok şıkmış o. Evet bastonum da var. Evet. Bastonla sahneye de çıkıyorum. Onu soracaktım. Dilek Hanım bastonla girdi içeri. Yani bastonumu da gösteririm büyük bir gururla dedi. Sahneye bastonla mı çıkıyorsunuz? Bu rolde yani son oynadığım Sara Bernard'a. Hı. Ki 15 lise biraz onun tanıtımı yapıyor. O da ne acayip kadın ama. Evet yapalım. Onu yapalım evet, yani. Lütfen. Onu önemli. Çünkü bakın şimdi esasında 80 yaşında bir oyuncunun Sara Bernard gibi ağır bir oyunu. Yani ciddi 2 saat süren felsefe üzerine bir dönemin kültürü üzerine felsefesi üzerine Oscar Wilde'dan tutunuz. Tabii. Bütün bir yani 19. yüzyılın. Hı hı. Bakın geldi burada bakın oyna. Çok güzel. Baston orada da var. Bakayım. Baston var yanda. Evet. Evet. Bastonla oynuyorum çünkü hı hı. Kadının 1915'te ayağını kesiyorlar. Hı hı. Ve kadın vazgeçmiyor. O tahta bacakla sahneye çıkıyor. Ve oynamaya ve yaşamaya devam ediyor. Evet. Ve çok güzel yani eşiklerde durmanın zorluğu yaşamın tarafında olacaksınız. Yaş falan değil. Hayatın tarafı seçtiğiniz taraf seçiyoruz ya. Hayatı seçtikseniz tabii ki zıplayacaksınız bazen uçurum kenarında. Bazen ağsız trapez yapacaksınız. Evet. Ağsız trapez de yapacaksınız, zıplayacaksınız da. Ama hayatın tarafındaysanız vazgeçmeyeceksiniz sevdiğinizden. Yüreğinizden vazgeçmeyeceksiniz. Aşktan vazgeçmeyeceksiniz. Aşk. Aşksız yaşanmaz. Aşk işte hayata... Çünkü aşk ne biliyor musunuz? Hayatı anlamlamak için ihtiyacınız olan en doğru enerjidir aşk. Yani aşk şöyle bir şey değil, kavram değil. Belli bir yaşta hormonların yönettiği kimyanızla oradaki o karşı cinse duyulan o büyük coşkulu istek ve orada seçtiğin insanla o da dokunmak, onunla birlikte olmak, onunla yaşamak değildir sadece. O da çok güzel ve olmalı tabii. Olmazsa manası olmaz, olmalı. İki cins arasında zaten sağlıklı üremek ve çoğalmak için üretime katkısı olan şey bu. Ama aşk öyle bir tek döneme sığacak bir şey değil. Bir tek değere sığacak bir şey değil. Aşk bütün bir hayatınız boyunca sonsuza kadar sizin hayatınız esasında. Hiç zaman, yaş, akran falan düşünme. O sonsuzun içinde aşk sizin en büyük gücünüz ve dostunuzdur. O enerjiyi içinizde hissedeceksiniz. O da ben size baktığım zaman eğer kıskanmıyorsam, bu gençliği, bu fiziği kıskanmıyorsam, bundan zevk alıyorsam aşk sayesindedir. Hı. Hayatla kurduğum aşk sayesindedir. Yoksa başka türlü olmaz. Başka türlü yapamazsınız. İşte şimdi kadın olmanın şimdi küçük kıskançlık evrimi tamamlanması insanın daha çok var tabii. Yani o kadar kolay değil bu iş evrimin tamamlanması. Ama benim mesela çok büyük bir zevkle sizinle şu anda ben çok zevk alıyorum. Size bakarken.
Programınızı izlerken de çok zevk alıyordum. Yani onun için de çok itina ederek, sevinerek geldim. Şeref hastalı verdiniz. Olmama rağmen. Şimdi burada nedir biliyor musunuz? Sizde de gördüm, sizde de aşk var. Benim vardır hep. Benim de coşkuluyumdur. Varoluşsal coşkum var. Varoluşsal coşku aşktır ama yani. Hı hı. Aşk o işte. Aşk o, başka bir şey değil. Yani aşk, bir çocuğun tebessümünden hoşlanabiliyorsanız, tabii. Bir güzel resimden hoşlanabiliyorsanız, sevinebiliyorsanız. Tabii. Yani ben şimdi şu ortamda olmaktan dolayı çok sevinçliyim. Ay ne güzel, size en azından ne kadar gururluyuz ki bu sevinci verebildik. Bu şerefe erişebildik. Yok. Bak. Öyle değil, hayır. Laf olsun diye söylemiyorum bunu. Bu çok değerli bir şey bu arada. Ay çok teşekkür ederim. Ama şimdi bakın biz nerede? 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü diye. Günler var bir de. Günler üzerinde çok konuşmak isterim. Yani biz sahici olmak zor iştir. O da aşk ister. Ama en büyük özgürlüktür. En büyük özgürlüktür. Hı hı. Sahici olabilmek en büyük özgürlüktür. Ve bence tabii bedel ödersiniz. Yani şimdi mesela mistik filozofları içerisinde Batı'nınkiler daha karamsardır. Evet. Ama biz de Doğu ve Anadolu. Mistikerleri, Anadolu daha şeydir. Umut gelir. Ve birlik bütünlük üstünedir. Birlik ve bütünlük üzerinedir. Ama çok güzel de baş kaldırır. Hani mesela Yunus Emre yaptım. Köln Senfoni Orkestrası'nın 13 sene Almanya'da yaşadım biliyorsunuz. Ve orada hep yani kendi özgün projelerimi kabul ettirdiğim için çok mutlu oldum. Bir türlü de komplekslerimden de kurtuldum. Belki orada çok yardımcı oldu o 12 sene bana. Orada mesela Almanya'da insanlar bakıyordum. Ne kadar Yunus yapıyorum İsviçre'de, Almanya'da, Hollanda'da, Almanca konuşulan ülkelerde. Abi ben şeyle böyle Allahu Ekberlerle giriyordum. Köln Senfoni Orkestrası'nın şefi Betin Güneş de piyanoda kendi eserlerini sonra Batı armonisine geçiyorduk falan. Hem Almanca hem Türkçe yapıyorduk aynı anda falan. Orada çok şaşırırdı insanlar. Benim de en sevdiğim şey Yunus'un sözlerinden biri. O, bayılırım onu. Aşk pazarıdır bu. Canlar satılır. Satarım canımı. Hiç kimse almaz. Hayatta bunlar da olacak. Bu bir mücadele. Bu bir başkaldırıcı. Bazen canınızı satarsınız, kimse almaz. Programın sonuna geldik. Aa, ben gitmiyorum. Gitmeyin. Vallahi gitmiyormuş. Gitmeyin. Hatta ben size alsam, eve götürsem. Vallahi ben bir şiir okuyayım mı? Okuyun. Bu arada şunu söyleyeceğim. Programın sonuna geldik. Çok anlattığınız her şey, her cümleniz çok değerli. Ama bir cümleniz benim yüreğimi o kadar işledi ki. Yani o can pazarı, kendimi satarsam, Yunus'un söylediğinin ötesinde. Tekrar başa dönecek olursak bir cümle ettiniz ve dediniz ki elde kalan son mu aldım ben? Yani öyle. Satarım, olur biter canımı, ne olacak? Evet. Yani ama evet. O kadar genç yaşta o elde kalan son mal olarak belki de görülmek ya da işte öyle. Ben de hala şöyle, şu anda da o. Evet, yani elde kalan son mal Sara Bernhardt 15 Nisan'da, evet. Atatürk Demokrasi Merkezi. Ben de geleceğim bu arada, lütfen. Tabii geleceksiniz. Leyla ile geleceğiz. Leyla ile geleceksiniz, evet. Değil sadece bu çocukların hepsini tabii, tabii, getirsin. Tabii ekip öyle ama hani o gün konuştuğumuz için söylüyorum. Geleceğiz öksürük. Ben de öksürüyorum. Hem ne zaman öksürüyorum. Soytariçe Dilek Türker'in yaşam öyküsü Ragıp Ertuğrul kaleminden. Bunu şöyle. Hemen. Ragıp vefat etti biliyorsunuz, evet. 50 yaşında. Bunu hemen söylüyorum. Bir şiirle de hadi kapatalım. Bu arada bu çiçeği hemen söyleyin, öyle şiirle kapatalım. Bu çiçeği size getirdim. Sizin çok güzel toprak, bir evet, toprak enstalasyonunuz. Toprakla ilgili karışık. Şimdi bu benim evimde böyle zar zor elde ettiğim bir çiçekçiden aldığım topraklı bir çiçekti. Sonra enteresan, bakın renkleri tekrar, evet, doğdu. Güzel. Ölmüyor. Öldü zannet. Sırf toprak. Onu karıştıralım burada, getirelim o toprağı. Ve güzel tohumlar olsun. Ve sizin bu güzel gözlerinizdeki
ışıltının şeyi güneşiyle, o ışıltı güneş gibi sizin. Onlara bakın onu karıştırırken ve güzel tomurcuklar ektiğimizi biliyorum. Siz de bu programda güzel tomurcuklar ekmeye devam edeceksiniz. Ben de Türk'ün Ateş'le imtihanını oynayacağım. Hmm. Daha şeyi Sara Berner'i oynayabileceğim. Çok zor imkanlarla oynuyoruz. İşte yani onlar çok uzun şeyler konuşuruz. Ama bakın hep bir mucize bekliyor insan. Bu bazen, bu, şimdi ben Nazım okuyabilirim. İşte burada size çok severim çünkü ben Nazım oynadım. Burada bir doktor arkadaşım var benim, Almanya'da yaşıyor. Kadın ve 35 tane şiir kitabı var. Dedim ki bu da yazıyor işte nedir ama Elmas Koca Donadı. Yani ticari olmadığı için söylüyorum burada. Bunu açarken bu kadar çok üretiyor. Ne? Şu öyle hoşuma gitti ki bazen insan sürprizler buluyor. Bakın diyor ki bugün postacı bir mektup getirdi Tanrı'dan. Kapımı çalmadan. Bir dua okudum kendi kendime, zarfı açmadan. Yalnızca bir ışıktı zarftan çıkan. Ve beni aydınlatan, içimde sonsuza dek sevgiler büyüdü sonra. Sonbaharın yaprakları gibi her yere döküldü. Çocuklar! Koşulsuz bir sevginin kucağında büyüdü, sevdi korktu çiçekler, herkes kaybettiği aşkı buldu, Tanrı elimizden tutarken. Yani ben öyle klasik cümleler kuramıyorum, bizi sürekli seyredenler bilirler. İşte Dünya Kadınlar Günü, el ele verelim, höttü zöttü, şuydu buydu, herkes kuruyor zaten bunları. Ben sadece şunu söyleyeceğim, İyi ki geldiniz ama şunu söyleyeceğim, bizim ey kadınlar, birbirimizi sevmekten başka şansımız yok. Herkes ayağını denk alsın. Aynen, aynen, aynen. İşte bu çocuklar, çocuklar sevgiyle büyüsün ve coşsun. İşte yani o ne güzel şeyler söylemişler. Dünyayı çocuklara verelim diye. Kapatmamız gerekiyor. Hı? Kapatmamız gerekiyor. Ben gitmiyorum. Gitmiyorum. Burada hadise çıkarım. Bastonla ne yapalım? Ben vallahi kovalarım hepinizi. Kapatmamız gerekiyor. Ne yapayım? Kapatıyorum.